bu videoyu en azından benim kadar tavlaya meraklı, daha doğrusu tavla setlerine, tavla valizlerine, tavlalara meraklı olan bir arkadaşımıza armağan ediyorum. Daha doğrusu onun için yapıyorum özellikle. Büyük uzun bir zamandır beni takip eden bir arkadaşımız. Cihan galiba ismi. Cihan öyle aklımda kaldı. Bu Cihan kardeşimiz hangi tavlayı alacağına dair tam karar verememiş. Başta iki şey, yani iki şeye dayanmak istiyorum. Başta tabii insanın tavlaya karşı bir merakı olabilir, koleksiyoncu olabilir o yönde. Ama başta oyun ön başta olur, yani ön planda olur. Her tavlada tavla oynanılır. Bunun haricinde diyeceğim noktayı unuttum. Belki biraz sonra bir daha dayanabilirim ona. Ama evet, bu kardeşimiz, bu Cihan kardeşimiz bana özellikle o Silverman gri, mavi, kırmızı olan tavlaya birkaç soru sordu. Ona çok büyük bir, yani onu çok beğenmiş. Onu alma düşüncesinde. Ve bunun haricinde başka daha markalar var ki alınmaya değer. Bana birkaç marka sordu. Bu markaların bazılarından oynamışımdır, bazılarından oynamamışımdır. Ama şimdiye kadar az çok, yani bunlara bir şey diyebilecek kıvamda olduğumu düşünüyorum. Onun bana sorduğu markalardan ziyade daha çok başka tavla camiasında tanılmış, tavla camiasında bilinmiş markaları da sayabilirim. Bunun hakkında bir videom var zaten ama o galiba Almanca olduğu için Cihan kardeşimiz tam evet ne demek istediğimi belki anlayamamış olabilir. Başlayalım. Silverman'ın tavlasına başlayalım. Çünkü orada merak büyük olduğu için. Silverman tavlası, yani ortalamanın biraz daha üst seviyesinde oynayan bir tavla hayranı için bence hem fiyat olarak, hem kalite olarak, hem nasıl diyeyim, Avrupa'da yaşadığınız takdirde fazla nakliyat fiyatı olmayan, zahmeti olmayan güzel bir seçimdir. Silverman'ın renkleri güzel, yani renk tasarımı güzel yapılmıştır. Dış yüzeyi deri yandıran bir kumaştandır, bir yüzeydendir. Sağlam bir valize benziyor. Yani ben şimdiye kadar, ama bir sıkıntım çıktı, onu da biraz sonra anlatacağım. Silverman valizimin kilit şeysinde böyle bir adapter var. O adapter bozuldu da, ya daha doğrusu öyle orada küçük bir misket gibi bir şey var. O miskette o kilidi sabit tutuyor. O kilit nedense, fazla da oynamadım o tavladan, nedense bozuldu, kırıldı, nasıl diyecekseniz artık. Ama onun haricinde gerçekten çok, yani memnun kaldığım bir tavla seti. Yani Silverman Unco and Co markalı tavlaları herkese tavsiye edebilirim. Fiyat olarak da hesaplı bir fiyat. Yani 150 euroya kumaş yüzeyli bir tavla o kalitede bulmak bu zamanda o kadar basit değil. Daha ne diyebilirim? Yani bazen o kadar derin mevzuya da giriliyor ki, yani zar atıldığında tavlanın üzerindeki yapılan ses nasıl acaba? Şimdi bizim Avrupa'da yavaş yavaş istavlar sayesinde de Türkiye'de de klasik backgammon oynanıldığında, yani zar küpüne diyorum, zar kabına koyuyorsunuz, oradan elden atmıyorsunuz, kaptan atıyorsunuz. O zarlar tabii biraz daha büyük olduğu için başka bir ses çıkıyor. Bizim tanıdığımız küçük zarlar vardır. Onlardan tabii başka bir ses çıkıyor. Ama burada iki tavlayı ayırmak lazım. Bir ahşaptan, tahtadan olan tavla vardır. Bir de kumaş yüzeyli tavla vardır. Benim sunmak istediğim, daha doğrusu anlatmak istediğim, örnek vermek istediğim bütün tavlaların yüzeyi kumaştandır. Yani onu bir kez gerçekten kumaşlı tavlada bir zar atıp bir el oynamak lazım ki o ses kulisini bir duymak lazım ki, bunun ses kulisine bahsedebilirsek eğer. Gelirim diğer bir markaya. Cihan kardeşimiz bize Bone Club adlı marka tavlayı bana sordu. Ben Bone Club tavlayı
Bilmiyordum, tanımadım. Anca Cihan kardeşimizin sayesinde onları öğrendim. Benim araştırmalarına göre o tablalarında 3 fiyat kategorisi var. Bir 150'li İngiliz funtlu bir tavlası var. Onlar hesaplı, ya hesaplı tavla şey altına geçiyor. Ölçüleri 64'e 72 santim, yani yani açıldığında genişliği 72 santim. 72 santim bir tavla için gayet büyük, yani bayağı bir büyük, bayağı bir geniş bir tavla. Uzunluğu da 63-64 santim. Resimlerde de gördüğüm kadarıyla gerçekten çok büyük bir tavla. Benim gibi kısa boylu, daha doğrusu elleri parmakları kısa olan bir kişi için biraz yorucu olabilir. Ama tavlalar kaliteli bir şekilde yapıldığına benziyor. Bunun haricinde böyle 150 İngiliz fundu haricinden 1000 funtluk tavla var. Backgammon seti var. Bir de 1600 funtluk tavla seti var. Onlara vurguyu vermek istemiyorum. Onların da pulları aynı Jeffrey Parker gibi P40 tavalar gibi kenarları böyle demirden, alüminyumdan yapıldı. Ama bunlardan bahsetmek istemiyorum. O 150 İngiliz funtlu tavlalar geri geldiğimizde güzel bir kilit, numaralı kilidi var. O bazen avantajlı oluyor. Pulları güzel not ettim. Ama beni biraz o tavlalardan soğutan, daha doğrusu benim soğutan değil de yani benim biraz zevkime hitap etmeyen renk çeşitleri biraz incik boncuk, yani çok tuhaf, yani çok, yani ayrı bir dünyada renk seçimleri yapılmış ve benim gördüğüm kadarıyla da kendi renk seçme imkanın, yani kendi tavlamı tasarlıyorum imkanı yok. Bu olmadığı takdirde orada sunulan renkleri almalı ki o 150 funtluk İngiliz funt olarak, pound olarak kaç çeşit vardı? Benim aklımda 5-6 çeşit vardı. Bir kamuflajlı vardı, bir turkuaz, turunç vardı. Bakmak lazım. Ama eğer tavla valizin dış kapağında nasıl diyorlar, skal, yani bone, kemik kafası görmek istiyorsanız, yani buna karşı hiçbir kastınız yoksa, bu sizi hiçbir şekilde etkilemiyorsa, bence fazla fena bir para değil. 170 euro yapıyor. 170 euro şimdiye kadar, yani bir tavla için fazla bir şey değil. Kaliteli bir şeye benziyor. Şahsen daha oynamadım o Bone Club markalı tavlalardan, ama yani hiç oynamam da demem, hiç almam da demem, ama herkes yani resimlerine bakıp öyle alsın derim yani. Bunun haricinde almaya da Alman markası olarak öyle aklımda kaldı. FTH deniliyor. FTH markalı tavlalar var. Bu tavlalardan birkaç kez oynama şansım vardı. Turnuvalarda birkaç arkadaş FTH markalı tavla sahibiydi. Onlardan da oynama imkanım vardı. Tavla, bu FTH tavlaların fiyatları 500, 600, 700, 800 euro'dan başlıyor. Yani dış yüzeyi gerçek deriden mi, yoksa deri imitatı mı, yoksa yani belirli aksanları var. Belirli bir noktalarda kaliteden ziyade kumaşın, kullanılan materyalleri fiyatı da yükseltebiliyor. Ama çok sabit bir tavla. Yani o tavlayı aldığınızda belki ömürlük bir tavladır. 30-40 sene o tavlayı kullanabilirsinizdir yani. Ama bana kalırsa FTH'nın tavlaları daha çok, nasıl diyeyim, biraz olgun, oturmuş, yaşı başı, anlatabildim mi? Yani böyle 40-50-60 yaşlarındaki amcalarımıza, dayılarımıza daha çok yakışan bir şekilde yapılmış gibi. Yüzeyi güzel, çok enteresan bir yüzeyi var. Bizim bildiğimiz kumaştan ziyade daha çok, nasıl diyeyim, daha Türkçe şeysi tam aklıma gelmiyor ama Almanlara Rau diyor. Rau. Rau derken daha çok böyle düz kumaş değil de, yani biraz daha keçeyi andıran bir kumaş var gibi. Öyle diyeyim. Bir de
pulları biraz ağır yani, bilmiyorum, pulları değiştirmek isteyen değiştirebilir ama pulları da o kadar hoşuma gitmedi. Şimdi de zaten aklımda içinde böyle bir oval olan, yani bir derinlik olan pullar daha çok heves ediyorum. Daha doğrusu onlarla oynamak istiyorum. Sadece düz kalan pullar bana biraz tuhaf geliyor. FTH hakkında daha ne diyebilirim? Burada da kendi tasarımı yok. Bir de FTH'nın internet sitesi, talep edeceğiniz internet sitesi gerçekten çok yani basit ve kötü bir şekilde tasarlanmış. Yani çok eski bir siteye benziyor. Hiç yani böyle gelişmiş bir seçenek imkanları yok. Sadece yüklenmiş resimlere bakılabiliyor ve direkt irtibata geçmek için bir adres var. Onun haricinde gerçekten yani böyle anlaşamlı, kendi tasarlayayım yoksa ne bileyim galeriye geç de bak de et, öyle bir böyle bir imkanımız yok. Ama gerçekten çok enteresan renkleri var. Mesela bir tane benim çok hoşuma giden bir tavla vardı. Belki resmini buraya atabileceğim. Orada da yine orada belirlemiş, orada seçilmiş tavlaları seçiyorsunuz da alıyorsunuz. Belki yazıp benim için ayrı bir seri yapabilir misin? Benim için ayrı bir tavla yapabilir misin? İsteğinden belki böyle bir şey de olabilir ama bunlar her zaman fiyat meselesi. Fiyattan kısmak isteyen oradaki standart tarifelerden geçer. Daha doğrusu standart modellerinden geçer. Ama dediğim gibi FTH gerçekten ömürlük bir tavladır. Çok yani ağır bir tavlaya benzer, ağır bir tavladır. Bir de nasıl diyeyim, turnuvalarda genelde artı 56 artı 60 yaşında abilerde, dayılarda, amcalarda görüyorum. Bilmiyorum yani. Bir de bana kalırsa çok pahalı. El yapımı olduğu için, Almanya'da yapıldığı için emeğin karşılığını istiyor adam. Adam 500-600 eurodan başlıyor. Bir de fiyatları internet sitesinde yazmıyor. Yani siz kendi talep ettiğinizde, sorduğunuzda, araştırdığınızda, irtibata geçtiğinizde adam size büyük bir ihtimalle fiyatı verecek. Bu FTH modelli tavlaları beğenen arkadaşlarına bir marka daha önermek istiyorum. O da Gemina. Gemina, onun da bir şekil nasıl yazıldığını, nasıl şey yapıldığını burada yazarım, beyan ederim. Gemina yine fiyat olarak bir 400-500 euro FTH tavladan biraz daha pahalıdır. Ama Almanya'da Gemina'nın ayrı bir yeri vardır. Yani ayrı bir yeri vardır. Tamam mı? Yani Gemina buradadır. Buradadır. Gözüküyor mu? Buradadır. Diğer tavladalar da altta bir yerde toplanır yani. Gemina'nın yeri başkadır. En lüks, en kaliteli, en oturmuş markalarından biridir. Tasarım olarak FTH'ya çok benzer bir markadır. Ama onun haricinde daha çok veya birkaç püf noktası var ki bir daha farklı kendisini gösterir. FTH'yı merak kapan mutlaka Gemina'nın sitesine de baksın. Onların tavlaları da güzel ama dediğim gibi 1000 Euro'dan mı 1200 Euro'dan başlıyorum. Onlar yani yalan, yani tam emin de değilim ama o fiyatlarda olması lazım. Gelelim benim son zamanlarında gerçekten çok peşinde olduğum bir tavla markasına gelelim. O da FM Gamin. FM Gamin kısaltması gerçekten ne olduğunu bilmiyorum ama FM Gamin Türk markasıdır. Bildiğim kadarıyla İstanbul'da iletişim noktası İstanbul'dur. Ve İstavder'in sponsorluğundadırlar. Ya daha doğrusu İstavder'in turnuvalarında her zaman FM Gemi'nin tablolarını kullanılır. Onların da bir Eco modeli vardır, bir 111 modeli vardır, bir üst seviye A101 mi, A105 mi, belirli bir model biçiminde olan bir lüks serisi vardır. Bu tavlaların güzelliği, avantajı daha doğrusu, tavlayı gerçekten istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Yani tavlanın hem dış yüzeyini, kullanılan renkleri, daha doğrusu seçebildiğiniz renkleri kendiniz seçebiliyorsunuz. Yani gerçekten çok çeşit, çok çok büyük bir renk paleti var, çeşidi var. Bir de
bu tablalar bu kadar ni bu tablalar benim bu kadar niye hoşuma gidiyor? Taki zamanında taki boardları vardı, taki tablaları vardı. Şimdi onlar daha satılmıyor çünkü onu yapan usta ölmüş. Onu yapan usta öldüğü için ve bu tablayı bu kıvamda başka kimse tutturamadığı için bu tablalar daha piyasada yok. Bu FM Game'in gerçekten bir nevi ister mi istemez mi, yani isteyerek mi istemez mi, bu konsepti, bu gidişatı, bu dizaynı bir şekil tutturabildi. Yani kazayla mı oldu, bilerek mi oldu onu bilemem ama bilmiyorum, çok güzel oldu. Benim de çok hoşuma giden FM Game'nin bana kalırsa büyük avantajlarından birisi de kılıfı tahta, daha doğrusu ahşap ve yüzeyi kumaştan olması. Bizim bildiğimiz, daha doğrusu benim oynadığım tavlaların ya yüzeyi ve kılıfı kumaştandır. Yani deri imitatından çekilmiş bir kumaştandır kılıfı veya tam tahtadır. Ama ikisinden hibrit olan bir karışımlı bir şey yok. Ya doğrusu benim tanıdığım kadarıyla öyle bir tavlaya rastlamadım şimdiye kadar. O yüzden FM Gemi'nin tavlalarını çok beğeniyorum. Benim tasarladığım tavlayı da bir gösterebilirim. Buraya alırsam bu renklerinden alırım diyorum. Orada da hoşuma giden pullar, dediğim gibi, o ortasında böyle bir alçaklık olan pullardan kullanılmış ve WhatsApp'tan irtibata geçmiştim. Eğer tavlayı tasarlıyorsanız tavla size komplet bir set olarak geliyor. Biraz benim tuhafıma gitti. Çünkü ürünlerde, daha doğrusu kendi tasarım, daha doğrusu tavlamı tasarlıyorum kategorisine gittiğinizde sadece tavlayı ve yüzeyinin renklerini seçebiliyorsunuz. Ama pullar renkleri için ayrıyetten bir kategori veya bir menü gelmiyor. Orada da kullanılan diller mi, şeyler için ayrı puanlar için mesela yüzeyi kırmızı, diğer noktaları beyaz ve siyah. O zaman pullar siyah, beyaz ve siyah oluyor. Ben öyle anladım. Umarım o yönden bir yanlış bir şey dememişimdir. Ama eminim ki FM Gem'in irtibata geçildiğinde, not edildiğinde, abi pullar lütfen bu renk yapma imkanım var mı? Buna karşı hiçbir mani, hiçbir şey olacağını zannetmiyorum. Eğer ben burada bir tavsiye de bulunursam, eğer öyle diyeyim, sana FM Gemi'nin tavlalarını tavsiye ederim. Bana kalırsa piyasada en iyi, en güzel, en rahat, belki en kaliteli tavlalardan biri. Kendi tasarımını da yapabileceğin bir tavla. Gördüğüm kadarıyla 150-200 euroluk tavlalar da var. Yani fiyat konusunda da her cüzdana uygun bir tavla var. İsterse daha lüksüne kaçmak istiyorsan 750 küsürlük tavlalar da var. Eğer FM Gemi'nin tavlalarını birinci sıraya koyarsam, ikinci sırada gerçekten Silverman'ı koyarım veya eğer dış yüzeyi imitat deriyi seversen belki Wycliffe Brothers tavlalarında bir görmen lazım, bir bakman lazım. Eğer Avrupa'da yaşıyorsan, ki büyük bir ihtimalle öyle. İstersen bir sipariş et, baktın beğenmedin geri gönder, sana kalmış bir şey. Wycliffe Brothers'ın tavlaları da hesaplı ama Silverman'ın kadar hesaplı değildir. Orada da bakman lazım işte, yani kendin düşünmen lazım. İstersen ikisini bir ısmarla, beğenmediğini geri gönder. FTH bana kalırsa çok pahalı. Gemina onlar da çok pahalı. Bone Club, biz Almanların dediği gibi ist eine Überlegung wert, bir düşünebilirsin ama bilmiyorum, yani benim tam o kadar hoşuma, beni caydıran bir şeysi yok. FM Gem'in mutlaka her koleksiyoncunun koleksiyonunda olması gereken bir marka. Silverman fiyat kalite yönünden gerçekten inanılmaz inanılmaz iyi bir derecede. Bir de Wycliffe Brothers tavlaları var. Onlar başta bak benim hoşuma gitmedi ama dediğim gibi o dış deriden daha çok, nasıl diyorlar, timsah imitasyonlu bir şeysi var. O hiç hoşuma gitmedi. Ama diyorsun benim için sıkıntı yok. Benim için sadece yüzey önemli. Onlara da baktı kardeşim. Ama
Yani ne bileyim, her şey senin cüzdanına, senin zevkine, senin yani oynadığın, oynamak istediğin zamana dayanmış bir şey. Ona göre benim sana yapabileceğim güzelliği, daha doğrusu düşüncelerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bunlar sana bir şekilde faydalı olur. Başka bir şekilde yardımım dokunursa, belki bir gün, birkaç hafta sonra Hollanda'ya gitmeyi düşünüyorum. Groningen'e gelme imkanı varsa gel beraber bir tavla oynayalım. Silverman tavlamı da getiririm. Dediğim gibi benim diyebileceklerim bu. Benim önerebileceklerim, daha doğrusu tecrübe sayemde söyleyebileceklerim bu. Her şey sana kalmış kardeşim. Kendine iyi bak.